Programımızın ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Sunumlarını yapmak üzere Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sayın Çetin Elmas'ı kürsüye davet ediyorum. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım, ikinci Başkanım, kurul üyeleri, değerli katılımcılar, sözlerime başlamadan önce saygılarımı sunuyorum. Maalesef böyle bir günlerde esasında şimdiye kadar tabii ki mesleki faalyetler devam etti. Video konferans üzerinden maalesef devam etti. Burada çok şükür her ne kadar katılımcı az olsa da mevcut, böyle insanlarla yüz yüze olmak bir başka bir şeymiş. Büyük nimetmiş. Hele şunu çıkarmak mesela çok büyük nimetmiş. İnşallah bir an önce bu pandemi belası biter de normal hayatımıza, güzel günlerimize döneriz. Daha ömrümüz var oldukça buraya geleceğiz. Bir yıldan fazla oldu. Gelmiştim, Nisan mıydı? Burada bir yine yapay zeka ile ilgili konuşma yapmıştım. Yine bir kısmet oldu, geldik. Yine huzurlarınızdayız. Ömrümüz oldukça daha geleceğiz anlaşılan. Çünkü yapay zeka gittikçe daha da hayatımıza girecek, günlük hayatımızı etkileyecek. O sebepten herhalde bütün dünyada olduğu gibi bizde de yapay zekayı kullanmaya devam edeceğiz. Bu da tam bana üflüyor ama çaresi yoktur, değil mi bunun? Şimdi ilk önce bu akıl ve zekayla başlamak istiyorum. Çünkü bu işi esasında bütün hani konuşulan tartışmaları, teşekkür ederim, tartışmaları, korkuları vesaireyi filan belirleyici kavramlar olarak karşımıza çıkıyor. Onu bir belirtmek lazım. Her toplantıda, daha önceki toplantıya katılan arkadaşlarımız da var. Her toplantıda tekrar ettiğim gibi, o zaman da tekrar etmiştim. Şimdi içinizden şunu demeyin. Ya her sefer şu akıl nedir, zeka nedir anlatıyor filan diye. Onun için hani mecburuz anlatmaya. Çünkü ikisinin arasında büyük bir fark var. Şöyle İngilizcesini de yazdım. İngilizce'de problem yok. Orada tam olarak kavramlar oturmuş. Ancak Türkçe'de biraz sıkıntı var. Akıl, düşünme, anlama, kavrama, idrak etme, karar verme ve önlem alma yetenekleridir diye tanımlıyoruz. Sadece insanlara özgü bir şeydir. Sadece insanlara özgü. Doğuştan gelmiyor. Doğuştan gelmiyor. Ancak durağan değil, yaşarken çevremizden, ailemizden, işte inançlarımızdan, kültürümüzden oluşuyor. Ondan sonra akıl sahibi oluyoruz. Yani çocukların hani saçma sapan davranışları oluyor ya, bundan sebeptir o. Zekaya baktığımız zaman gerçekleri algılama, yargılama ve mantıksal sonuç çıkarma yetenekleridir diye söylüyoruz. Bu da doğuştan geliyor, aklın zıttına. Doğuştan geliyor. Yine durağan değil, eğitimle, diğer şeylerle de gelişiyor. Gelişiyor. Şimdi önce bunu tanımladıktan sonra şimdi biz peki ne yapıyoruz? Biz aklın taklidini yapmıyoruz. Zekanın taklidini yapıyoruz. Dolayısıyla yani insanın yerine ikame edilecek bir şey değil bu. İnsan yine insan olarak kalacak. İnsan insan olarak kalacak ama zaten arıza da insanda. Şöyle yapay zeka nedir diye baktığımız zaman da işte o demin dediğimiz zekanın çeşitli yongalarla, yazılımlarla, diğer bir takım şeylerle taklit edilmesi. Taklit edilmesi. Şimdi aslında bizim bugün burada yapay zekayı konuşmamız, bu kadar büyük kitlelerin yapay zekaya ilgi duymasının sebebi bu geçen 10 yıl. Ve biz buna yapay zekanın söylüyoruz. Geçen 10 yıl içerisinde ne oldu? Şu oldu. Önceden ben 9. yılım oluyor bu uğraştığım. Önceden veri sıkıntımız vardı. Veri bulamıyorduk. Bulamayınca
Tabii yaptığımız şeyler de çok fazla ilerlemiyordu. Birinci konu buydu. İkinci konu işlemcilerin hızları yavaştı. Sınırlanma. Bir üçüncü konu da yapay zeka için ayrılan araştırmalar, geliştirme faaliyetleri için ayrılan maddi kaynaklar sınırlıydı. Yok denecek kadardı. Ancak 2010 yılından ne oldu? 2010'lu yıllarda ne oldu? 10 yıl içerisinde Apple, Microsoft, Google, işte bugün kullanılan bir sürü işte Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya mecraları, diğer şeyler veriyi sıkıntı olmaktan çıkardı. Çok sayıda veri var şimdi. İstediğimiz şekilde her taraf veri dolu. İstemediğimiz şekilde. Esasında bir sürü veri var. Bu verinin içerisinden eğer alabilirseniz, bunu bilgiye dönüştürebilirseniz, herhangi bir yerde kullanabileceğiniz, her alanda kullanabileceğiniz veriler mevcut orada. Ve ondan sonra da tabii ki bu veriler ve kişisel verilerin korunması problemi ortaya çıktı. İşte bu kurum oluşturuldu. Bütün dünyada tabii ki bu problem oldu. Problem şundan kaynaklanıyor. Şimdi buna veriler çoğalınca big data, yani büyük veri denmeye başladı. Veri çok fazla, bunu bir şekilde ele almak gerekiyor, işlemek gerekiyor. Şimdi yapay zekaya baktığınız zaman buradan hareketle, veriden hareketle baktığımız zaman bir soba düşünün. Bu sobanın yakıtı veri. Ya da bir araba düşünün. Bu arabanın akaryakıtı veri. Veri olmasa yapay zeka işlemez, çalışmaz. Şimdi tabii ki herkesin algılaması da farklı. Konunun herkes uzmanı değil. Uzmanı olmak zorunda da değil. Bu sefer nasıl bir teknolojidir? Acaba bu in midir, cin midir gibi insanlarda tabii ki tereddüt de oluşturuyor. Tartışılıyor da. Çok da normaldir tartışılması. Haliyle iş veriye geldiği zaman sanki verilerin korunmasıyla yapay zeka birbirlerine zıt konular. Yapay zeka teknolojisiyle verileri koruma gibi ortaya çıkıyor. Ancak şöyle söyleyebilirim. Mesela yapay zeka dediğimiz teknoloji, mesela aşk, merhamet, empati, sempati, hobi, fobi, mahcubiyet, kıskançlık, imrenme, minnettarlıktan haberi yok. Bilmiyor bunu. Bunu bilmiyor. Aynı şekilde mesela mutluluk bilmiyor, sevinç bilmiyor, neşe, zevk, rahatlama, keyif, haz, huzurdan haberi yok. Üzüntü, keder, acı, umutsuzluk, umut, bunlardan haberi yok. Bunların ayrımında değil. Bilmiyor bunu. Korku, kaygı, endişe, sinirlilik bildiği şeyler değil. Şaşkınlık, öfke, ilgi, iğrenme, utanç, bunları bilmiyor. Hayal kırıklığı, vicdan azabı bilmiyor. Aynı şekilde yapay zekada sevgi olmadığı gibi merhamet de yok. Merhamet yok ancak düşmanlık da yok. Kötülük de yok. Onu da bilmiyor. İyiliği de bilmiyor, kötülüğü de bilmiyor. Böyle bir teknolojiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla şimdi mesela şimdiye kadar olan filmlerde olsun, diğer medyada olsun, işte bu teknoloji, bununla tabii ki robotların şahsında bu teknoloji, İşte korkunç bir şey, insana zarar veren bir şey gibi topluma da lanse edilmiştir. Onun da farkındayız. Yapay zekada bir tek ne var biliyor musunuz? Mantık var. Mantıkla hareket ediyor. Mesela eğer dünyayı şu anda yapay zeka yönetiyor olsaydı, insanları eğer elinde yok etme gibi bir yetkisi de olmuş olsaydı, insanları yok ederdi. Çünkü insana baktığımız zaman, sürekli olarak zararlı yaratık. Dünyaya sürekli zarar veriyor. İneklere bakıyorsunuz, süt veriyor, işte derisinden faydalanıyor, gübresinden faydalanıyor. İnsana bakıyorsunuz, hiçbir faydası yok. Sürekli zarar veriyor.
Şimdi mantıksal olarak gittiğimiz zaman netice bu, ha, yok edilmesi gereken bir tür. Ancak diğer tarafa baktığımız zaman insan olması anlamı kalmayacak. Belki de hani insanları o yüzden kendilerinde biraz da hani abartma huyları var ya insanların, işte kainat insanlar için yaratılmıştır. İnsan olmasa kainat da olmazdı gibi böyle kendimize de çok büyük misyonlar da yüklüyoruz ya. Ama insan olmasa, dolayısıyla mantıkla düşündüğünüz zaman farklı. Bilgisayarda sadece mantık var, bir de ne var biliyor musunuz? İşte zarar veren kısmı da bu. Diğer insanlardan öğrendikleri. Bu öğrendikleri her zaman iyi şeyler olmuyor, zararlı şeyler oluyor. Irkçılığı insanlardan öğreniyor. Yapılan bir sürü örnekler var. Geçen geldiğimde de anlatmıştım. İşte Microsoft'un diğer şeylerin chat botlar yapılıyor. Yani sohbet için. Bir süre sonra bir bakıyorsunuz küfürbaroz olmuş. Nasıl ırkçı konuşuyor, nasıl ayrımcı konuşuyor, nefret dili kullanıyor. Böyle nereden öğrendi? Sohbet edenlerden, bununla konuşanlardan. Bugün bile hala devam ediyor. İşte girdiğiniz zaman siyahları mesela suçlu diye gösteriyor. Google'da tarama yapınca genelde onlar çıkıyor. Bugün bile var bu. Şimdi peki bunun kötüye kullanımını nasıl engelleyeceğiz? Asıl soru bu. Şimdi nükleer enerji keşfedildiği zaman diyelim ki 1940'lı yıllarda eğer kullanılmış olsaydı, hayırlı amaçlarla kullanılmış olsaydı belki de dünyanın enerji problemini çözecekti. Ne derseler desinler nükleer enerji temiz bir enerjidir, çevreyi kirletmezdi. Bugün mesela küresel ısınma gibi bir sürü sıkıntıları da yaşamıyor olurduk. Ama ne yaptılar? Gittiler bunu bomba olarak kullandılar, tahrip etmek için kullandılar, birbirini tehdit için kullandılar. Bir enerji için kullanım alanı çok sınırlı oldu. İnsanlar da korktu, ya bu yok edecek diye bizi. Haliyle tamamen insana kalmış. Yapay zekayı nasıl kullanacağız? Mesela Stephen Hawking ölmeden önce vasiyet gibi böyle bir şey yazmıştı. Yapay zekayı aman belki insanlık için en büyük, en zararlı, yok edecek bir teknoloji olabilir. Aman dikkat edin, aman dikkat edin diye. Şimdi dediğim gibi yapay zeka, bir tane bıçağı düşünün, bir bıçak ve bu bıçak birine zarar vermek için de kullanıldığı gibi işte yemeklerde vesairede filan da işimize yarayacak şekilde de faydalı amaçla da kullanılabilir. Yapay zeka da buna benziyor. Çünkü kendisi taraf tutmuyor. Hiçbir duygusu yok zaten. Ben insanlara kötülük yapayım filan, yok öyle bir şeysi. Ancak insanlığı kurtarabilecek de bir teknoloji, onu da unutmayalım yani. 100 yıl sonra insanlık bir başka aşamada olacak. Bu da tamamen büyük oranda yapay zeka vasıtasıyla olacak. Onu da bilelim. Şimdi bunu neden anlattım? Şundan anlattım. Yapay zeka verileri kullanır. Ama bu verileri kullanırken ben hani alayım da kötülük yapayım diye kullanmıyor bunu. Ya da bunu alayım işte zarar vereyim insanlara diye kullanmıyor bunu. Belki de sizin yani bu kurum olarak misyonunuz, göreviniz İşte bu noktada başlıyor. Peki bu yapay zeka nasıl konulacak? İşte kişisel verilerin korunması bütün dünyada önem kazandı ve bizim ülkemizde de önem kazandı. Bunun korunması gerekiyor. Bunu nasıl koruyacağız? İşte soru da burada karşımıza çıkıyor. Şimdi mesela yalnızca konuştuğunuz zaman diyorlar ki biz yalnızca hizmeti iyileştirmek için yapay zekayı kullanıyoruz. Bunun için istedik diyorlar. Doğru, ben hizmeti iyileştireyim ama diğer taraftan bir sürü sıkıntılara sebep oluyor. Şimdi mesela kişisel hekimimiz olacak. Kişisel sağlık verilerimiz, ki bu çok önemli. Bütün hayatımızı her yönden etkileyecek
veriler demektir bu. Bu nasıl bunları koruyacak? Ha, bu bizim o kişisel haklarımıza nasıl tecavüzde bulunmayacak? Bir taraftan Amerika'da mesela şartlı tahliye taleplerine yapay zekaya soruyorlar. Ama burada insan unsuru kalkmış oluyor. İnsan unsuru kalkınca da sadece mantıkla karar veriyor. Yani o merhamet, diğer şeyleri falan bilmiyor. İnsana has duygulardan haberi yok ama kullanılmaya başlandı. Geldik mesela kişisel verilerin korunması konusuna geldik. Şimdi veriler toplandı. Daha iyi hizmet vereceğiz diye söylüyorlar. Kişisel veriler neydi? Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Her türlü bilgi. Ancak burada tabii ki 10. madde, kanunun 10. maddesinde rızayı gerektiriyor. Bir sizin verinizi kullanabilmesi için rıza gerektiriyor. Sorsam burada, ben de dahil, sürekli olarak internete giriyoruz. Sürekli olarak bize tamam deyip geçiyoruz. Kim okuyacak zaten, küçük. Yaşımız da geçiyor, gözlükle falan bile artık okuyamaz olduk. O kadar küçük yazıyorlar. Onaylayıp geçiyoruz. Ancak özellikle şu son günlerde yaşadığımız bütün dünyayı ilgilendiren, bizi de ilgilendiren, kavimler göçüne sebebiyet veren bir durumla karşılaştık. Siber zorbalık ya da çifte standart. İkisi birden var hatta. Facebook kişisel verileri, WhatsApp'ı kullanırsan eğer diyor, buna onay vereceksin diyor. Zorla rızamı alıyor. Herhalde hukukçular böyle bir rızanın olmayacağını da bilirler yani. Zorla rıza almazsan hizmet vermeyeceğim diyorsan. Bir taraftan mantıklı da gözükebilir. Kardeşim, ben bu hizmeti bu şartlar altında veriyorum. Eğer kabul etmiyorsan alma bunu. Tabii sizin de kurulun da gündemine de geldi. Daha da gelecek gibi. Ama bir taraftan da şunu söylüyorlar. Bunu Türkiye'den talep ediyor. Avrupa Birliği'nden neden talep etmiyor? Çifte standart neden? Şimdi bizden bazı şeyleri talep ediyor. O halde hemen aklıma şu geliyor. Bizden de yine sınırlı bir takım şeyler isteyebilirler. Peki Afrika'daki garibanlardan acaba neler talep edecekler? Yani bir sürü işin içerisine giriyor. O zaman sadece bu açıdan bakınca, şimdi sosyal medya sahipleri, Facebook gibi bilmem ne, insanları demek ki birinci sınıf ülkeler, ikinci sınıf ülkeler, bir de 3'ü 4'ü 5'i atlamışlar 10. sınıf ülkeler. Onlardan da neler talep edecekler bilmiyoruz. Lütufta bulunuyor çünkü. Öyle düşünüyorlar. İşte son zamanlarda yaşadığımız bu. Ama yine son zamanlarda bize dediler ki hizmeti iyileştirmek nedir? İnsanlar için, kullanıcılar için pozitif katkı demektir. Pozitif katkı demektir. Ancak görüyoruz ki mesela o data demokrasi ve dirty tricks diye veri demokrasi ve kirli oyunlarda İngiliz kanalında Kanal 4'te verilmişti. Orada bütün pislikler ortaya çıktı. SCL, Stratejik İletişim Laboratuvarları, burada Cambridge Analytic diye bir şirket verileri toplamıştı. Brexit oylamasında, kamuoyu yoklamasında, ki bu şey için, Büyük Britanya için ya da Birleşik Krallık için çok önemli bir karardı. Avrupa Birliği'ne üyeliğe devam edelim mi, çıkalım mı diye. Yani tarihi bir karardı onlar için. Dönemeç noktasıydı. Diyorlar ki insanları işte bu psikolojik modelleme temelli pazarlama hizmeti vasıtasıyla insanların kanaatleri değiştirildi. Değiştirildi. Yine aynı şekilde seçimler etkilendi. Seçim manipülasyonları yapıldı Cambridge Analytic isimli şirket tarafından. Buradan Trump'ın lehine mesela Amerikan seçimleri etkilendi. Seçmenler etkilendi. Trump'ı seçtiler. Şu son seçimde de yine diğer iddialar var. Bu sefer Biden için yapıldı, bu uygulandı diye.
Bundan sonra demek ki sürekli olarak bu tartışmaları yaşayacağız. Önceden nerede yaşıyorduk, nerede duyuyorduk bu tartışmaları? Eski Doğu bloku ülkelerinde. Yani eski Sovyetlerin bakiyesi ya da Doğu bloku, oraya üye eski ülkelerde her seçimden sonra yolsuzluk yapıldı diye ortalığa dökülürlerdi ve sonunda epeyce de bir yere de varırdı. En son nerede gördük? Belarus'ta gördük. İşte Rusya'da da yine aynısını yaşadık. Diğer yerlerde de yaşıyoruz. Hep sürekli itiraz gelirdi. Ama şimdi artık demokrasinin kalesi diye geçinen ülkelerde tartışmalı duruma geldi. Ben kongrenin basılmasını, şunu bunu filan söylemiyorum. Onlara girmiyorum. O ayrı bir konu. Seçimlerin bizzat kendisini konuşuyor. Bundan sonraki her seçim tartışmalı olacak. Dünyanın her tarafında birileri çıkacak, kullanıldı. Çünkü baktığımız zaman Ukrayna, Nijerya, Nepal, Sri Lanka, Hindistan, Kenya, Doğu Avrupa, Afgan vatandaşları NATO'ya sevdirmek için kullanılmış. Diğer yerlerde de kullanılmış ve kullanılıyor da, bu kullanılacak da. Öyle bir durumla karşı karşıyayız. Bunu nasıl yapıyorlar? Siz de okudunuz, gördünüz. Meğerse şöyle bir şey çıktı. Sadece 10 beğeniyle sizi ortalama bir iş arkadaşınızdan daha iyi tanıyormuş. Bunun analizini yapıyorlar. Tabii bunların hepsini yapan insanların yapması ya da klasik analitik yoldan yapmak mümkün değil. Haliyle yapay zeka kullanılması gerekiyor burada. Burada yapay zeka bir alet. Yani cinayette kullanılan bir bıçak. Onun bir suçu yok. O bıçağı ya da kabzayı tutan suçu işliyor. Şimdi 70 beğeniyle arkadaşlarınızı geçiyor. 150 beğeniyle anne babanızdan bile daha iyi tanıyor. 300 beğeniyle eşinizden daha iyi tanıyor. Sizi sizden daha iyi tanıyor. Tanıyınca ne oluyor? Şöyle oluyor. Sizi tanıdığı için sizin hoşunuza gidebilecek ya da sizi son derece kızdırıp bir harekette bulunabileceğiniz şekilde bir şeyler size, mesajlar, şunlar bunlar ya da haberler veriyor, paylaşıyor. O zaman ne oluyor? Bir yere manipüle edilmiş oluyorsunuz ve bir yere gidip oy veriyorsunuz ya da karşısına geçiyorsunuz. Bunlar kullanılıyor. Bunlar artık normal şey oldu. Bir de bir başka konu da bu deepfake videoları. Aslında teknolojinin korkunç tarafı da burada. Burada garip bir şey var, bu deepfake. Yani sahte, derin sahte. Türkçe'ye çevirdik, çok da güzel de olmadı derin sahte ama. belki zamanla oturur, kulağımız mı alışır, bir şey mi olur filan. Derin sahtecilik. Burada şimdi şu gördüğünüz resimler, bu gördüğünüz resimleri benzetiyor. Bakın oradaki orijinalleri, en başındakiler, orijinalleri, diğerlerine aynısını yapıyor. Yani bu nereye gidecek? Şuna gidecek. Artık artistlere ihtiyacımız kalmayacak. Filmler bu şekilde yapılacak. İstediğin hareket. Tabii geçmişte yaşanmış, ölmüş, gitmiş bir tek tane resmini ele geçirebilirsek, öyle bir insanın resmini elimize geçse, onu günlük hayatta yürütüp bir filmde başrolde oynatabiliriz. Mesela Fatih Sultan Mehmet'in bir portresi var, onu biliyoruz mesela. Onunla Fatih Sultan Mehmet'in bizzat kendisinin başrolü oynadığı filmler çekilebilir, diziler çekilebilir artık. Bunlar iyi tarafları ama mesela ünlülerin kendilerini porno filmlerde daha çok kullanıyorlar bunları. Özellikle ünlü kadınların, artistlerin vesairenin porno filmlerde başrol oynuyorlarmış gibi kullanılıyor. El yazısını taklitte, diğer bir takım şeylerde. Ve işin garip tarafı, şu anda mesela diyelim ki Photoshop'la şunla bunla sahtecilik yapıldığı zaman tespit edebiliyoruz. Hani pikseller yoluyla diğer bir takım yollar var. Ancak bunlarda öyle sıkıntı var. Gerçek gibi. Bu da tabii ki Amerikan seçimlerini, şu son seçimlerde
Facebook dedi ki ben bu disk şeyi deepfake filmleri, videoları yasaklayacağım dedi. Yasaklayacağım dedi ama onun kendisi bile sorunluydu. Yani ortalama bir insanın tabirleri böyleydi. Ortalama bir insanın anlayamayacağı farkı, yani sahteciliği anlayamayacağı deepfake'i kaldıracağım dedi. O zaman da bir sürü tartışmalar başladı. Şimdi Trump ortalama bir insan mı? Bakın tartışmaya bak, direkt kafadan başlıyor. Trump ortalama bir insan mı? Şimdi Trump'ın peki buna kim karar verecek? Hadi buyurun. Hangi insan bir hüküm verecek? Bu deepfake'tir, bu değildir. Bu insanı kandırıyor, insanı yönlendiriyor diye. Tabii bu tartışmaları hep yaşayacağız. Dolayısıyla günden güne bugün aklımıza gelmeyen diğer şeyleri de göreceğiz, yaşayacağız, şey yapacağız. Burada ben o yasal şeyleriyle vesairelerle falan girmedim. Esasında bunların kayıtlarını da almıştım. Şimdi ne olabilir? Ne olabilir? Tek çıkar ne gözüküyor biliyor musunuz? Şimdi madem o yapay zekayı size söylerken işte bunda merhamet yok. Ama aynı zamanda da düşmanlık da yok. Aynı zamanda düşmanlık da yok. Aynı zamanda sevgi yok, empati yok, hiçbir şey yok. O halde bu neye benziyor? Bu yeni doğmuş bir çocuğa benziyor. Yeni doğmuş bir çocuğa benziyor. Bu çocukta hani belki bu saydığım şeylerin nihayetinde insan küçüğü olduğu için mesela sevgi mevgi falan olabilir. Ama mesela bilinç meselesi. Yine geldik bilince geldik. Tamam. Bir cümleyle bitireyim. ahlak kurallarına yani etik kurallarına uydurmamız gerekiyor. Ancak bunun çıkar yolu bu. Bu çok kolay bir şey olmadığını biliyorum. Teşekkür ediyorum. Sabırla dinlediğiniz için. Çok uzatmadım değil mi? Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Sayın Behçet Uğur Töreğin'i kürsüye davet ediyorum. Merhaba herkese. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. İsmim Behçet Uğur Töreğin. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü'nde öğretim üyesiyim. Aynı zamanda hesaplamalı zeka için işaret işleme araştırma grubunun da idarecisiyim. Sizlere bugün makine öğrenmesine ilişkin güncel bilgileri anlatmaya çalışacağım. Az evvel değerli hocamız aslında yapay zeka ile ilgili büyük bir giriş yapmış oldu. Ben de kullanılan tekniklere ilişkin güncel bilgileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sunumumun akışı şu şekilde. Öncelikle hocamın bıraktığı yerden yapay zeka ve makine öğrenmesi ilişkisi, güçlü ve zayıf yapay zeka kavramları ve sonra bu yapay zekayı aslında gerçekleştiren teknikler bütünü olan makine öğrenmesi. Makine öğrenmesi tekniklerinden en çok duyduğumuz derin öğrenme. Ona ilişkin kendi araştırma grubumuzla yaptığımız çeşitli çalışmaları sizlerle paylaşacağım. Sonra verilerin korunmasına ilişkin acaba makine öğrenmesiyle ilgili ne gibi bir irtibat kurulabilir? Buna ilişkin son zamanlarda ortaya çıkan tekniklerden birleşmiş öğrenme, federated learning konusundan bahsedeceğim. Daha sonrasında bu makine öğrenmesi algoritmalarının, tekniklerinin aslında ne kadar kırılgan, ne kadar
saldırıya açık ve çok kolaylıkla kandırılabilir olduğuna ilişkin birkaç örnek vereceğim. Sonra da yapay zekanın ve makine öğrenmesinin hesap verebilirliği, şeffaflığı ile ilgili kısma geçeceğiz ve vargılarla konuşmamı tamamlamaya çalışacağım. Şimdi günümüz yazılım ve aslında donanım teknolojisiyle gelişmiş donanımlara, sayısal bağlantılı nesnelere, döngü içerisinde yer alan insanlara, farklı kademelerdeki işletmelere ve işlevlere dayalı olarak veri çözümlemesi, yani data analysis, veri çözümlemesi ve yerel en iyileme ile sunulan verileri kullanıp kendisini güncelleyebilen, kendi kendine karar alabilen yapıların gerçekleştirilmesi, bunların geliştirilmesi, tasarlanması, kullanılması olanaklı. Zaten bunları biz kullanıyoruz şu anda. Burada kendi kendine karar alabilen yapılardan bahsettik. Bu tabii yapay zeka kavramını gündeme getiriyor. Yapay zeka kavramı çevreden edinilen algılarla deneyimleri harmanlayabilme, bu sayede de çevreye bu harmanladığı kararla etki edebilme yetisi aslında. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Akıllı sistemler dediğimiz şeyler aslında kendi kendine karar alabilen yapılar. Yani bunlar bir nevi yapay zekaya sahip sistemler diye düşünebiliriz. Son derece güncel bir teknoloji olmasına rağmen aslında belki teknoloji tarihi kadar, bilim tarihi kadar eski bu konudaki çalışmalar. Örneğin bizim ülkemiz sınırları içerisinde Cizre'de doğmuş olan El Cezeri'nin robotik sistemleri var. 12. yüzyıla dayanıyor. Leonardo da Vinci'nin 15. yüzyıla dayanan kendi kendine giden araç modelleri var. Sonrasında tabii hızlı bir şekilde 20. yüzyıla gelirsek eğer, özellikle insanlık olarak bizim mühendisliğini yapabildiğimiz tabiatta bulunan 4 temel kuvvetten sadece birinin mühendisliğini biz yapabiliyoruz. O da elektromanyetik kuvvetin mühendisliğini yapabiliyoruz. O da elektrik mühendisliği. Onun üzerine hepsi inşa edildi. Bütün bu şu anda kullandığımız, benim sesimi duymanız, işte bu oturumun yayınlanması vesaire. Diğer 3 temel kuvvetin daha mühendisliğini bir kenara bırakın, anlamaya çalışıyoruz aslında. Bilimsel olarak onları matematiksel olarak ifade etmeye çalışıyoruz. O yüzden insanlık olarak aslında sadece bu elektromanyetik kuvvetin mühendisliğini yapabildiğimiz için şu ana kadarki gelişmeler de sadece o perspektiften, çoğunlukla o perspektiften bakarak elde ettiğimiz gelişmeler oluyor. Örneğin 1943 yılında McCulloch ve Pitts beynin ikili aritmetiğe, yani binary, yani devrenin açık ya da kapalı olması durumuna dayalı bir çok cüretkar bir ifadeyle beyni modellediklerini ifade ediyorlar. Alan Turing çok büyük bir matematikçi. Onun Hesaplama Makineleri ve Zeka adlı bir yayını 1950 yılında çıkıyor ve yapay zeka kavramı, artificial intelligence kavramı ilk defa 1956 yılında bir yaz okulu projesi olarak bir araya gelen bilim insanları tarafından ortaya atılan bir ibare. Ve sonrasında tabii dalgalı bir seyir seyrediyor. Şimdi bu akıllı sistemlerin ne kadar akıllı veya yapay zekaya sahip sistemlerin ne kadar zeki diyeyim olduğunu anlamaya yönelik bir test var. Bu Alan Turing'in 1950 yılındaki makalesinden. Turing testi. Orada böyle iki tane grup var aslında. Bir grup sorgulayıcı bir insan, burada C ile gösteriliyor. Bir klavye başında karşı tarafta kimin yanıtladığını görmüyor. Karşı taraftaki cevaplar bir makineden de gelebilir, A'daki olduğu gibi, ya da bir insandan da gelebilir. Eğer C'nin amacı gelen öyle sorular sormalıyım ki ben karşıdakinin makine olduğunu anlamaya çalışayım gibi sorular sormaya çalışıyor. A da, yani bilgisayar da kandırmaya çalışıyor, insan gibi davranmaya çalışıyor. B de insan olduğu için zaten insanca cevaplar veriyor. Eğer C
ya bu cevaplar insandan mı geliyor, makineden mi, ben tam anlayamadım derse o aslında testi geçen bir sistemdir diyoruz. Ama 2030'a doğru geçileceği düşünülüyor. Çeşitli iddialar var ama henüz geçildiğine yönelik bir kesin sonuç yok. Buradaki siteden bakabilirsiniz. Şimdi aslında demin Çetin Hocam'ın bahsettiği yapay zeka kavramı içerisinde zayıf yapay zeka adlı kısım. Yani belli problemler için, yani Mars'a gönderdiğiniz robotu evinizi temizlemek için kullanamıyorsunuz. Ama acaba öyle bir makine yapabilir miyiz? Tam olarak insanı da, o intellect'i, mind'ı, bütün o bilişselliği kopyalayabileceğimiz ya da onun işte ötesine geçecek. Çünkü bizden çok daha hızlı işlem yapabilme kabiliyetine sahip olacak. Böyle bir süper insan yapabilir miyiz? O da aslında genelleştirilmiş yapay zeka veya kuvvetli yapay zeka diye adlandırılıyor. Ve aslında Stephen Hawking'in veya işte Elon Musk'ın ya da başka çeşitli popüler figürlerin dile getirdiği, işte insanlık için büyük tehlike dediği durum bu. Fakat şu anda olan aslında bizim buradaki kurumun da ilgilendiği, bizim bu verileri zaten bir yerlerde toplanıyor olması ve onların bir yandan modelleniyor olması. İşte aslında bu işin sadece zayıf yapay zeka tarafı bile bizim önlem alıp ona göre stratejiler geliştirmemizi gerektiren bir durum. Zayıf yapay zeka dediğim aslında karar destek sistemleri. Yani mesela bir işte yani buradaki görsel sadece konuyla ilgili olduğu için önceki duruşmaların pek çok duruşma kaydının kendisine bilgileri yüklenen bir yazılım aslında yeni gelen bir davaya ilişkin en uygun yanıtın, en uygun kararın ne olacağını çok rahat söyleyebilir. Yani bunun için sadece daha fazla, daha çeşitli tür davaları görmesi gerekir. Dava ve yani bütün kanıtlarıyla beraber. O yüzden aslında makine öğrenmesi teknikleri dediğimiz bu zayıf yapay zekanın aslında işleyen kısmı yaşamın her alana yayılmış mühendislik uygulamalarını içeriyor. Yani eğitim, sağlık, yargı, finans, yönetim, tarım, ormancılık. Burada makine öğrenmesi dediğimiz şey aslında başka isimlerle de karşımıza çıkıyor. Çok popüler yine veri madenciliği denen isim ya da örüntü tanıma denen, pattern recognition denen isim. Aslında hepsi aynı temel matematiksel teknikleri kullanıyorlar. Amaç sunulan veriden, yani bir eğitim kümesinden veriyi yorumlayabilen, kendi kendine model çıkarabilen ya da türetebilen yöntemler bütünü aslında. Yani makine öğrenmesi ya da veri madenciliği dediğimiz şey bu. İşte çeşitli türleri var. Gözetimli öğrenme. Burada etiket var, sınıf var. Yani etiketimiz de mevcut. Diyoruz ki işte bu resimde mesela kedi var diyoruz. Ya da bu davanın kararı ne bileyim şudur diyoruz. Ya da bu patoloji görüntüsü üçüncü seviye kanserdir diyoruz. Orada etiket var. Bir kısım tekniklerde makine öğrenmesi teknikleri gözetimsiz öğrenme adı altında kategorize ediliyor. Orada etiket yok, sadece veriler var. Onları sanki masanın üzerine saçılmış şeyler gibi, düğmeler gibi düğme kutusundan onları çeşitli özelliklerine göre grupluyoruz. Pekiştirmeli öğrenme var. Bu da oyun oynayabilen veya bir robotun bir rotasını planlamasına yardımcı olan teknikler bütünü. Şimdi makine öğrenmesinin bütün konuşmacılar bahsetti. Aslında yakıtı veri. O yüzden verinin ne kadar temiz, burada temizden kastımız hangi problemi çözmeye çalışıyorsa o probleme ilişkin bütün popülasyonu simgeleyebilecek türde ve dengeli ve gürültüsüz veri olması. Bu çok kıymetli. Yani böyle veriler bulmaya çalışılıyor. Etiketli temiz veri daha değerli tabii ki. Yani mesela like butonuna basmamız çok değerli bir şey o şeyler için. Yani çünkü biz bizzat etiketliyoruz kendi. Ben bunu beğeniyorum diye çok net bir şekilde söylüyoruz. O yüzden yani aslında biz kullanıcılarına demin hocamın da dediği gibi ücretsiz yaptıran büyük şirketlerin aslında o çok değerli olan emek, zaman gerektiren, enerji gerektiren bu işi biz
onlara çok rahat bir şekilde vermiş oluyoruz. Daha fazla etiketli veri daha yüksek başarım demek aslında. Yani buradaki temiz olduğunu varsayıyorum verinin. En yaygın kullanılan, sizlerin de duyduğu, işte demin hocamın da deep fakes dediği, orada deep kelimesi, derin öğrenme yapısı aslında yine o 1940'lara, 1950'lere dayanan, o beynin ikil modellemesine dayanan bir yapı, perseptron yapısı ve sonra onun gösterilen veriyle kendisini nasıl güncelleyeceğine ilişkin geliştirilen algoritmalarla bugüne kadar gelmiş, evrilmiş yapay sinir ağları teknolojisine dayalı bir durum. Demin hocam çok güzel ifade ettiği gibi 2010 yılından sonra özellikle bu iş oldu. Çünkü hem donanım olarak hem veri miktarı olarak tam uygun birlikteliğe erişilmiş oldu. Fakat başka teknikler de var. İşte karar ağaçları, destek vektör makineleri gibi. Şimdi bizim kendi grubumuzdan, bizim grubumuzun adı da zihin, makine öğrenmesine ilişkin çeşitli teknikler, çeşitli örnekler gösterebilirim. Ama tek bir slaytta bizim Bilişim Enstitüsü'nün aslında 4 farklı anabilim dalı altında 8 yüksek lisans ve 6 doktora programı sunduğundan bahsetmek istiyorum. Ve kurumumuzda da bizde doktora öğrencisi olan bir arkadaşımız mevcut. Tam zamanlı doktora öğretim üyesi sayımız da 17 ve tümü lisansüstü olan öğrencilerimiz var. Bizim araştırma odağımızda, kendi grubumuzda 2018'de kurmuştuk. Yaklaşık 20 civarında lisansüstü öğrencileri ve doktoralı arkadaşlarla burada gördüğünüz aslında makine öğrenmesinin uygulama alanlarına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Yani işte güvenlik sistemleri, biyo görüntü analizi, çevrenin izlenmesi, uzaktan algılama, İHA'lar, SİHA'lar, işte sensör verilerinin işlenmesi gibi. Örneğin burada işte kameralardan gelen görüntülerin analiz edilmesine yönelik bunlar geliştirdiğimiz algoritmalar. Benim doktora çalışmalarımdan beri üzerinde çalıştığımız konular bunlar. Yine makine öğrenmesinin uygulamaları, bilgisayarlı görü alanındaki çalışmalar. Burada Orman Genel Müdürlüğü ile otomatik olarak bu orman gözetleme kulelerine yerleştirilen kameralardan dumanın varlığını anlamaya çalışıyoruz. Bunu yapan aslında işte o makine öğrenmesi algoritmaları demin bahsettiğimiz. Ya da işte yine çevrenin izlenmesine ilişkin balık geçitlerinin verimliliği. Bunu da aslında çeşitli üniversitelerle Rize'den, Kahramanmaraş'tan, Ankara'dan, Çankaya ve Hacettepe Üniversitelerinden ve biz ortaklaşa yürütüyoruz. Balıkları analiz ediyoruz. Balıkların davranışlarını analiz ediyoruz. Ya da uzaktan algılama görüntüleri üzerinde çalışıyoruz. Örneğin işte bu soldaki görüntüde burada 3 tane uçak görünüyor. Ama işte çok görünür ışıkta çalışan kamerayla çok net ayrılmıyor. Ama başka tür bir kamerayla yine makine öğrenmesi tekniklerini kullanarak ilgili hedefleri bulabiliyorsunuz vesaire. Ya da işte manyetik alan ölçümü, biyo görüntü analizi, mikroskoptan elde edilen görüntülerin otomatik olarak analiz edilip sınıflandırılması. Şimdi bütün bu uygulamalar aslında veri mahremiyetine de saygılı olacak makine öğrenmesi tekniklerinin kullanımını da gün geçtikçe zorunlu kılacaktır. Buna ilişkin son zamanlarda kullanılan en temel ve en kabul gören teknik aslında bu federe öğrenme, birleşmiş öğrenme tekniği. Yani hani işte bizim o like butonuna bastığımız gibi ya da verileri bir merkezde toplayıp orada bütün verileri oraya gönderip işlemek yerine aslında veri işlemeyi uç birimlerde merkezi sunucudan sadece güncel makine öğrenmesi modeline ilişkin parametreler aktarılıyor. Bu uç birim kendi verisini o modeli iyileştirmek için kullanıyor. Fakat verisini paylaşmıyor. Sadece oluşturulmuş yeni model parametrelerini iletiyor. Bu şekilde aslında merkezi sunucuda yine o akıllılık elde ediliyor ama en azından mahrem veriler paylaşılmamış oluyor. Bu böyle bir son zamanlarda ortaya çıkan bir teknik. Model kırılganlığına ilişkin şu çok
Bu konuyla ilgili eğer ufacık bir araştırma yapsanız bile karşınıza çıkacak bu komik örneği göstermek istedim. Bu aslında komik bir örnek ama çok ciddi örneklerde çok vahim sonuçlar verebilir. Yani buradaki örnekte şu anlatılmak isteniyor. Burada bir domuz resmi var görüyorsunuz. Bunun üzerine her bir, burada resimler piksel denilen resim elemanlarından oluşuyor. Her bir pikselin renk değerleri var. O renk değerlerini sadece bu mevcut değerlerinin işte 1/5'i kadar bir gürültü ekliyorsunuz. Yani şöyle bir şey ekliyorsunuz. Yine aynen domuz gözüküyor. Yani bizim gözümüz onu ayırt edemiyor. Ama bu görüntüyü algoritmaya verdiğiniz zaman aynı algoritma buna uçak diyor. Yani çok kırılgan. O yüzden işte böyle bir hatayı aslında bir insan zaten yapamaz ama bu sistemler yapabiliyor. İşte bu sistemlerin demin yine Çetin Hoca'nın verdiği o deepfakes'deki gibi farklı örneklerle zenginleştirilmiş veri kümeleri üzerinde aslında sınanması gerekiyor. O yüzden önlem olarak karıştırılabilecek örnekleri de eğitim kümesine katmak bir çözüm olarak karşımıza çıkıyor. Son konuşmamın son kısmında hesap verebilir makine öğrenmesi sistemlerinden bahsetmek istiyorum. Aslında yaşadığımız şu anda bir algokrasi çağına doğru gidiyor. Yani algoritmaların hüküm sürdüğü çağ. Verilerimiz bir yerlerde toplanıyor. O verilere ilişkin yargıda, sağlıkta, yönetimde nereye ne kadar seçim yatırımı yapayım, nereye hangi billboarda hangi resmimi asayım, onlara kadar hepsi bu toplanan verilerden geliyor ve bunu algoritmalar yapıyor. O yüzden aslında algoritmalar bizi yönetmiş oluyor. Bu algoritmaların hesap verebilir olması lazım. Niye bana değil de yanındaki kişiye kredi başvurusu olumlu sonuçlandı onunki? Yani niye? Sistem öyle dedi denebilir. İşte sistem öyle dedi demesin diye. Yani hani neden hesap verilebilirlik, açıklanabilirlik aranmalı makine öğrenmesi yöntemlerinde? Çünkü insanlar makinenin verdiği kararın arkasına saklanabilir. Sistem öyle dedi der. Ya da işte verilen kararın sonuçları çok önemli olabilir. Kanser teşhisi. O değil de bu. Yani ışın tedavisi mi alacak yoksa kemoterapi mi alacak yoksa almayacak mı? Hata yapmanın maliyeti çok yüksek olabilir. Hani bizim uğraştığımız bu yangın işi gibi. Ya da makine öğrenmesi sistemince verilen karar daha önceden hiçbir insanın düşünüp vermemiş olabileceği bir karar niteliğinde de bürünebilir. O zaman öyle bir kararı ne şekilde verdiğini aslında açıkça görebilmek isteriz. Fakat ne yazık ki 2010'dan beri yapay zeka, derin öğrenme falan duyuyoruz ama bu derin öğrenme yapıları buna müsaade etmiyor. Yani o kadar çok fazla tekrar ve derin ve katmanlar çok karmaşık ve pek çok verinin ufak ayrıntılarla ve doğrusal olmayan şekilde ya şuraya ya buraya gibi gittiği için tek tek hangi kararın neden tam olarak o şekilde verildiğini sorgulamak aslında yeni bir model gerektiriyor. Yani bir model karar veriyor, sonra o modelin neden karar verdiğini sorgulayıcı bir model daha gerekiyor. Ama buna daha uygun algoritmalar da var. Fakat şu anda çok yaygın kullanılan yapay sinir ağlarına dayalı derin öğrenme algoritmaları buna çok müsaade etmiyor. O yüzden onların verdikleri kararı yorumlayabilecek modeller tasarlamak gerekir. Buna karşıt bir görüş, yani niye hesap verebilir olsun ki? Sen bir avukatın kararına veya bir hukuk danışmanının yorumuna niye öyle verdin kararı diyor musun? Ya da dahiliye mütehassısının işte bir görünsen iyi olur, tiroidlerine baktır dese. Yani onu siz niye öyle dediniz doktor bey, doktor hanım diyor muyuz? Onun yıllarının birikimi. Bunun karşıt görüşünü savunanlar da diyor ki bu da günlerce, aylarca şu kadar çok milyarlarca veriyi işledi. Bilmem kaç senelik aslında kişinin bilgi birikimine sahip oldu veya deneyimine sahip oldu. O zaman sen de onu sorgulama. Yani tek tek, daha doğrusu hesap verilebilir yapma. Beğenmiyorsan başka bir tanesini al. Yani bir de başka bir modelle dene gibi, böyle de bir karşıt görüş var. Şimdi vargılara geçersek de yapay zeka çatı kavramı altında aslında makine öğrenmesi teknikleri belirli bir kapsam içinde
belirli sorunları çözmek için geliştirilen algoritmik yaklaşımlardır. Zayıf yapay zeka yani. Makine öğrenmesine dayalı teknolojiler yaşamın her alanında ve giderek de artıyor. Mahrem, namahrem demeden her türlü veriye de aç teknikler bunlar. Veri mahremiyetine uygun teknikler geliştirilmeye çalışılıyor şu anda. Makine öğrenmesiyle geliştirilen modeller kırılgan, açıklanabilir de genellikle değil. Bizde de bu alanlarda çalışmalar yürüten pek çok grup var. Biz de onlardan biriyiz. Ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Bütün bu çalışmaları buradaki listelenen projeler kapsamında desteklerle yaptık. Sağ olun. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere İstanbul Teknik Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Çiçek Ersoy'u kürsüye davet ediyorum. Öncelikle davetiniz için ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün benim seçtiğim konu aslında hepimizin çok yakından bildiği ve oldukça yakından bildiği ve oldukça günlük hayatımızda da aslında sık rastladığımız dijital reklam ve pazarlama teknolojileriyle ilgili. Aynı zamanda kişisel verilerin korunması hukukunun en yaygın şekilde uygulama alanı bulduğu alanlardan bir tanesi. Öncelikle bir kısaca hukuki değerlendirmeden önce EdTech ne demek? Son yıllarda EdTech olarak geçen, yani Advertisement Technologies, reklam teknolojileri. Ve bununla birlikte bu teknolojileri geliştiren olmazsa olmaz, hatta ön koşul diyebileceğimiz kişisel veri bağımlılığı ya da veri bağımlılığı ne demek? Bir kısaca birkaç dakika bunları anlatmak istiyorum. Şimdi biz reklam teknolojilerini genel olarak online, yani çevrim içi reklam kampanyalarının yürütülmesi amacıyla, bunlar farklı reklam kampanyaları olabilir, webde rastladığımız olabilir, anlık bildirimler yoluyla olabilir ya da sosyal medyada gördüğünüz, işte Google'da gördüğünüz her tür reklam kampanyasının yürütülmesi ve başarıya ulaştırılması, yani doğru tüketiciye doğru ulaştırılması ve etkin olması amacıyla verilerin toplanması, yönetilmesi ve analiz edilmesi ve otomatik veri işleme yapılmasını sağlayan her türlü dijital araca biz EdTech ya da reklam teknolojileri diyoruz. Az önce bahsettiğim gibi bu teknolojilerin etkin şekilde amaca ulaşabilmesi için bir kere olabildiğince çok veri akışı olması gerekiyor. Özellikle tüketiciyle, müşteriyle, o ürünü almak isteyen ya da hatta bazen istemeyen kişilerle ilgili. Çünkü sadece bir ya da birkaç veri ancak başka verilerin desteklenmesi yoluyla anlamlı hale gelebiliyor. Yani bizim aslında genel olarak o data dependency dediğimiz meseleyi en güzel şekilde gördüğümüz alanlardan bir tanesi reklam teknolojileri. Ne yapılmaya çalışılıyor? Yeni müşterilere ulaşmak, daha hızlı ulaşmak, kampanyaları daha az maliyetli, daha amaca yönelik ve daha etkin hale getirmek ve daha sonrasında da bu kampanyaların sonuçlarında
gerçekten doğru müşteriye ulaşılıp ulaşılmadığını, o ürünün ve hizmetin daha önceki kampanyalara göre daha iyi fiyatlarla ve daha doğru tüketiciye ulaştırılarak satılıp satılmadığını analiz etmek de EdTech'le mümkün olabiliyor. Şimdi biz bugüne kadar çok sık duyduğumuz aslında bu mekanizmalardan bir tanesi biliyorsunuz çerezlerdi. Biz çerezlerin üst başlığı olarak genellikle müşteri takip mekanizması kelimesini kullanıyoruz. Bazı kaynaklarda özellikle son bir sene içinde şunu görüyoruz. Şunu diyen akademisyenler var. Birkaç sene sonra zaten çerezler hayatımızda olmayacak. Neden? Çünkü müşteri özellikle işte farklı cihazlar kullanıyorsanız müşteri olarak bir alışveriş davranışınızdan önce ya da bazen farklı işletim sistemleri kullanıyorsanız, farklı web browserlar kullanıyorsanız, hele hele de son zamanlardaki regülasyonlar nedeniyle üçüncü taraf çerez dediğimiz çerezlerin kullanımının zorlaştırılması ve hatta imkansız hale getirilmesiyle aslında reklam sektörü yeni bir arayışa girdi. Yani bu çereze bağımlı reklam kampanyası ya da teknoloji üretmenin yerine aslında daha etkin olabilecek reklamı doğru müşteriye daha kolay ulaştırabilecek ve müşteri profillemesini daha doğru yapabilecek bir takım mekanizma arayışlarına girdi. Bir açıdan bu çok kolay. Neden? Çünkü elimizde birçok kaynak var. Ne gibi? İşte WhatsApp gibi anlık mesajlaşma uygulamaları var. Arama motorları var. Sürekli indirdiğimiz, kullandığımız aplikasyonlar var cep telefonumuzda. Sosyal medya platformları var. İşte Instagram gibi, Twitter gibi, Facebook gibi. Sıklıkla IoT cihazlar kullanmaya başladık artık. Akıllı cihazlar. İşte evimizde akıllı aletler var. Tüm bunlar yoluyla veriler toplanıyor ve buradaki mesele dönüp dolaşıp şuraya geliyor. Tüm bu mekanizmalar arasında kişisel veri paylaşımı olacak mı? Ne ölçüde olacak? Çünkü bunun cevabı aynı zamanda hukuki olarak bizim bazı paradigmaları değiştirmemize doğru gidiyor. Şimdi ben bu konuyu belirlemeden önce aslında birkaç hafta öncesinde hiç aklımda olmayan bir konu biraz da benim şansımdan 2 gün önce tam önüme düştü. Belki dikkat etmişsinizdir. 2021'in en önemli idari para cezalarında kişisel verileri koruma hukuku ihlallerinden bir tanesi olacak gibi görünüyor. Grindr denilen bir aplikasyon var. Norveçli bir şirket. Bu şirket bu bir flört ve çöp çatanlık aplikasyonu. Tüm dünyadan Avrupa başta olmak üzere çok sayıda üyesi var. 2 gün önce Norveç Veri Koruma Otoritesi bir açıklama yayınladı. Onlarda şöyle bir usul varmış. Ceza verilmeden önce belirli bir süre öncelikle ben bu cezayı veriyorum, bu sebeplerden veriyorum, bu konuda görüş bildirmek isteyen var mı diye bir kamuoyu duyurusu yapılıyor. Şey de söylemek lazım, biraz işin magazin tarafı ama Norveç Veri Koruma Otoritesi'ne bu şikayeti yapan kişi bizim sıklıkla bu alanda gördüğümüz magazin figürlerinden bir tanesi olan Max Schrems. Bir anlamda şey deniyor biliyorsunuz, Facebook'un düşmanı ve onun önderliğini yaptığı ve veri koruma, kişisel verileri koruması alanında önemli çalışmaları olan bir STK. Sadece Norveç'te değil birçok Avrupa ülkesinde şikayette bulunuyorlar ve bu aplikasyonla ilgili değil birden çok flört ve çöp çatanlık yani Grindr'ın rakibi olan birden çok aplikasyonla ilgili şikayette bulunuyorlar. Bildiğim kadarıyla mesela Avusturya'da da inceleme sürüyor. Büyük ihtimal 2021 yılı içinde hepsi sonuçlanacaktır. Şimdi burada dedi ki, bu arada şeyi de söylemek lazım. Norveç biliyorsunuz Avrupa Birliği üyesi bir ülke değil. Fakat GDPR'ı çok yakından takip eden ve uygulayan kendi iç hukukunda ülkelerden biri. 10 milyon euro ceza Grindr için 2019 yılının cirosunun %10'u ve 2019'un net karının yaklaşık 1/3'ünü oluşturuyor. 30 milyon lira net karları varmış. Grindr ne yapıyor? Grindr şunu yapıyor.
MoPub'un başta olduğu, ki MoPub Twitter'ın bir yavru şirketi, bir edtech şirketi aslında. Yani bu alandaki en önemli reklam şirketlerinden bir tanesi. Grindr tüm elindeki kişisel verileri onayla aslında, yani kullanıcıların onayıyla 19 tane farklı başka şirketle paylaşıyor. Bu 19 farklı şirket daha sonra 170 farklı şirketle paylaşıyorlar. Ve bu 170 farklı şirket 4259 tane iş ortağı şirketle paylaşıyorlar. Buradaki tartışma konusu, henüz karar yayınlanmasa da alınan onayın aslında bu anlamda yeterince bilgilendirici, açıklayıcı ve hukuka uygun olmadığına karar veriyor. Bir ikinci, burada tabii şeyi de söylemek lazım, en son tekrar geleceğim ama hukuki olarak büyük ihtimal bizler GDPR uygulaması da dahil olmak üzere bir takım temel kişisel veri kavramlarını onay gibi, aydınlatma metni gibi yeniden analiz etmek, yeniden değerlendirmek, yeniden tanımlamak durumunda kalacağız. Bu konuyla ilgili dün New York Times'ta çok ilginç bir açıklaması vardı. Bir yetkilinin, Norveç Veri Koruma Otoritesi yetkilisinin şunu diyor. Pakistan'dan bu uygulamayı kullanan bir takım üyeler oldu. Pakistan'daki şer'i rejim nedeniyle bu tür aplikasyonların kullanımı, artı bu tür evlilik dışı flört ilişkilerinin suç teşkil ettiği onların ceza kanununa göre ve bu anlamda buradaki veri paylaşımının aslında bu kişiler açısından çok ciddi bir tehdit yarattığını açıkladı ve bu cezayı verirken tüm bunları da göze alarak, göz önünde bulundurarak verdiklerini açıkladı. Şimdi ikinci konu, Grindr'dan sonra ICO'nun yani İngiltere Veri Koruma Otoritesi'nin geçen sene 2020, yani pandemiyle beraber başlattığı, özellikle edtech sektörüne ilişkin başlattığı bir sektör incelemesi diyebileceğimiz bir incelemenin parçası olan, öncelikle bir ön rapor yayınladılar ve sıklıkla web sayfasından takip edebilirsiniz. Reklam teknolojilerine ilişkin bir takım bulguları ve kişisel veri koruma hukukuna etkilerini tartışıyorlar. Bunlardan en önemlisi gerçek zamanlı açık arttırma dediğimiz, real time bidding deniyor buna, yeni bir reklam teknolojisi. Özetle şunu söyleyebiliriz. Şimdi öncesinde daha eski teknolojilerde siz bir reklam kampanyası başlatmadan önce belli reklam alanlarını rezerve ediyordunuz. Ve rezerve ettiğiniz reklam alanlarına bir para ödeyerek reklamı çıkarıyordunuz. Şimdi bu yeni sistem çok daha etkin bir yapı getiriyor. Burada ne yapıyorsunuz? Kullanıcıya, yani reklamı görecek olan gerçek kişiye, ilgili kişiye bir saniyenin çok daha ufak bir değerinde, yani 50 milisaniye gibi bir çok çok kısa bir süre içinde hızlı bir şekilde bir açık arttırma yapılıyor. Ve bu açık arttırmanın sonunda bir çeşit ihale gibi düşünün. En yüksek fiyatı veren, reklam verenin reklamı sizin önünüze çıkarılabiliyor. Şu açıdan aslında kullanıcı açısından da çok etkin bir yol. İlgi alanlarına göre kullanıcının doğru yer ve doğru zamanda karşınıza reklam çıkıyor. İkincisi de taraflar açısından, yani o reklam verme işleminin, hukuki işleminin tarafları açısından da çok etkin ve doğru bir yöntem aslında. Fakat ne gibi problemler çıkıyor hukuken? Bir kere özel nitelikli bir takım kişisel veriler, az önce bahsettiğim Grindr kararında olduğu gibi özel nitelikli kişisel veriler açısından bu kadar kısa süre içinde ve bu kadar hızlı bir şekilde doğru bir bilgilendirme yapılarak onay vermeleri mümkün olamıyor. Bu anlamda bir ihlal olması büyük ihtimal. Ve real time bidding de çok hızlı bir kişisel veri kullanımı ve aktarımı bu anlamda söz konusu olabiliyor. Aslında bir de şu yönü var. Müşteri tam olarak yine Grindr'da olduğu gibi neye onay verdiğini, verisinin ne, kimle paylaşıldığını, neden paylaşıldığını aslında bilmiyor, bilmesi de
bu anlamda mümkün değil. Şimdi son olarak çok fazla da süreyi aşmamak adına, biraz aştık çünkü, ileride ne olabilir, hukuki olarak önümüze neler gelecek, bir bunlara bakalım. Farklı veri kaynakları ve uygulamaları arasında veri paylaşımı ve hatta veri aktarımı gitgide artacak. Kaçınılmaz bir şekilde farklı alanlardan veriler toplanacak ve az önce Grindr'da olduğu gibi çok fazla sayıda iş ortağı ile paylaşılacak. Biz büyük ihtimalle further processing dediği GDPR'ın farklı amaçlarla işleme kavramını yeniden tartışıyor olacağız. Neden? Bu ne demekti? Çok genel olarak ayrıntıya girmeden bahsedersek, farklı amaçlarla işleme, siz müşteri olarak, tüketici olarak, pazarlama amacıyla kişisel verinizin işlenmesine onay verdiğiniz zaman benzer amaçlarla ya da buna bağlantılı amaçlarla sizden bir daha bir ikinci onayı almaksızın kişisel veri işlenebilir mi? Ya da paylaşılabilir mi? Mesela az önce verdiğim örnekte olduğu gibi siz pazarlama için onay vermiştiniz. İşte real time bidding içinde bu onayınız geçerli olacak mı olmayacak mı tartışması. İkincisi rıza ve açık rıza kavramları yeniden tartışılacak. Çünkü örnek kararda gördüğümüz gibi aslında bizler dahil, işin uzmanları dahil gerçek anlamda neye rıza verdiğimizi bilmiyoruz. Her ne kadar bilgilendiriliyor olsak da uygulamada da bunu bilmemiz çok mümkün görünmüyor. Üçüncüsü aydınlatma metinleri, yani privacy notice'lerin özellikle aplikasyonlar açısından yeniden gözden geçirilmesi ve amaca uygunluğunun tartışılması gerekecek. Şimdi sıklıkla muhtemelen hepimiz bu alanda çalışan insanlar olarak okuduğumuz zaman ne görüyoruz? Üçüncü taraflarla paylaşımına izin veriyorum. Ama az önce verdiğim o işte yaklaşık 5000-6000 tane üçüncü tarafla paylaşılmasına aslında izin vermek istemiyoruz. Ama diğer tarafta aydınlatma metinleri ne kadar ayrıntılı olursa o kadar çok kafa karıştırıyor. Buna muhtemelen hukukun bir çözüm bulması gerekecek. Üçüncü olarak da bunu aslında biz Facebook, WhatsApp örneğinde çok güzel bir örneğini gördük. Bu alan sadece kişisel verileri koruma hukukunu ilgilendiren bir alan değil. Bu alan bir anlamda hibrit bir alan. Rekabet hukukunu çok ilgilendiren bir alan. Neden? Çünkü tüm bu aplikasyonlar, dijital platformlar aynı zamanda birçoğu hakim durumun kötüye kullanılması dediğimiz rekabet hukukundaki bir ihlali gerçekleştiriyor olabiliyor. Bu sebepten de farklı amaçlara yönelik olarak WhatsApp örneğinde olduğu gibi hem kişisel verileri koruma otoriteleri hem de rekabet otoriteleri kendi kanunları açısından değerlendirmeler yapacaklar ve bunların arasındaki birlikte çalışma işbirliği çok daha önemli hale gelecek. Bir örneği reklam hukuku, haksız rekabet hukuku. Şimdi nasıl oluyor da haksız rekabet hukukuna dokunuyor diyeceksiniz. İki tane rakip şirket düşünün, iki aplikasyon düşünün. Bir tanesi Grindr olsun, bir tanesi X olsun. Grindr hukuka aykırı veri işleyerek aslında bir anlamda bizim TTK anlamında haksız rekabet uygulaması yapmış oluyor. Çünkü neden? Daha fazla müşteriye ulaşıyor ve haksız şekilde, hukuka aykırı şekilde veri işleyerek ulaşıyor. Rakip şirketler açısından, ticari açıdan çok daha dezavantajlı bir durum oluşmuş olacak. Yani sadece biz ilgili kişileri korumak değil, kişisel verileri koruma hukuku kapsamında, rekabet hukuku anlamında, tüm rekabetin korunması ve haksız rekabet hukuku anlamında da rakiplerin korunması gibi, hatta aklıma gelmeyen başka çok daha fazla hukuk alanının çok girift bir şekilde bir araya geldiği ve sonuçta nihai olarak müşteriyi koruyucu ama aynı zamanda tabii ki reklam teknolojilerini, teknolojiyi öldürmeden, ticareti öldürmeden müşterilerin korunduğu ve aynı zamanda reklam şirketlerinin, reklam verenlerin de korunduğu bir yeni sistemi büyük ihtimalle önümüzdeki birkaç yıl içinde tartışıyor olacağız. Usulen son cümlem şu, belki doğru olabilir bizim Türk hukuku açısından da. Kişisel verileri koruma kurumunun ihlallerden sonra müdahale eden ve sadece amacı ceza vermek olan
ki aslında bunun da uygulamada çok da ikna edici olmadığını görüyoruz. Çünkü şirketler cezayı ödeyip devam edebiliyorlar. Böyle bir kurumdan çok bir teknoloji gelişmeden önce, geliştirilmeden önce sektörlere doğrudan dokunan ve bir anlamda danışmanlık verebilen, yol gösterebilen bir kurum haline dönüştürülmesi çok daha yerinde olacaktır. Uygulamada ama bunun ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bunun için de yine benim kişisel fikrim, tek çözüm, kişisel verileri koruma kurumunun bir kanun değişikliğiyle sadece önemli olaylarda inceleme başlatan ve çok da fazla herkesi ilgilendirmeyen ya da bizim işte hukukta döminim istediğimiz göz ardı edilebilir ihlallere kaynak ayırmayıp sadece çok ciddi ihlallere kaynak ayırabilen bir kurum haline dönüştürülmesi bu sorunun en önemli çözümlerinden bir tanesi olacaktır. Çok teşekkür ediyorum ve yeniden veri koruma gününüz kutlu olsun diyorum. Sağ olun. Sayın hocamıza teşekkür ediyoruz. Sunumlarını yapmak üzere Konya Selçuk Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Sinan Sami Akkurt'u kürsüye davet ediyorum. Sayın protokol, değerli katılımcılar, buyurun. Tabii tam ekran yaparsın. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar merhabalar, değerli katılımcılar, sevgili izleyiciler. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Öğretim Üyesi Sinan Sami Akkurt ben. Sizlere sosyal ağlardaki veri ilkelerine medeni hukuk perspektifinden bir bakış adlı sunumu arz edeceğim. Şimdi çok değerli sunumlar oldu bugün farklı alanlardan, tabii bilimin farklı alanlarından. Öğleden önceki oturumda Serdar Hocam bir medeni hukukçu olarak işin medeni hukuk boyutuna kişilik hakkı boyutundan ele alarak daha doğrusu veri hukukuna bir bakışta bulundu. Ben de alacak hakkı boyutundan yine hukuki perspektife geri dönerek yaklaşmak istiyorum. Özellikle izleyiciler açısından söylemek isterim ki bu sosyal ağlardaki veri ilkeleri nedir? Değerli katılımcılar, WhatsApp'ın dikte ettiği şeyler var ya hani bize kabul etmemiz için, işte onlar veri ilkeleri değerli arkadaşlar. Sadece WhatsApp'ta da söz konusu değil, bu veri ilkeleri, güvenlik ilkeleri, veri politikaları vesaire diye hemen tüm sosyal medya ya da internet üzerinden faaliyet gösteren bütün uygulamalarda yer alan politikalar, ilkeler, veri ilkeleri olarak adlandırılıyor. Şimdi şunu da antiparantez belirtmek isterim ki mümkün mertebe süremi aşmamak için projeksiyona bağlı kalacağım. Zira sevgili katılımcılar, ben projeksiyona bağlı kalmadığım zaman bana göre 2 dakika ama moderasyona göre 20 dakika sonra bir peçete ile uyarı geliyor. Yani ben o 20 dakikayı 2 dakika gibi hissediyorum değerli katılımcılar. O yüzden mümkün mertebe projeksiyona bağlı kalarak arz etmek istiyorum sunumumu. Bakınız, haklarında öncelikle tabii sosyal ağ kavramının yasal çerçevede bir tanımını ortaya koyarak başlamak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz sene sonuna kadar herhangi bir yasal tanımı yoktu bunların. Sosyal ağ nedir diye kanunda bir tanım yapılmamıştı. Bu şekilde haklarında herhangi bir münferit tanım bulunmayan önceki ulusal düzenlemenin aksine sosyal ağ site sahiplikleri, bakınız, 1 Ekim 2020 tarihinde tüm hükümleriyle yürürlüğe giren 7253 sayılı yeni sosyal medya yasası ile, bunun daha uzun bir ismi var tabii ki ama buna kamuoyunda genellikle yeni sosyal medya kanunu, yeni sosyal medya yasası için dendiği için bu ifadeyi kullandım. 7253 sayılı kanunla tanımlanmış bu. Tabii internet yasasında değişiklik getiren bir kanun bu. Nasıl tanımlanıyor bakınız sosyal ağ sağlayıcı? Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin,
görüntü, ses, konum gibi içerikleri oluşturmalarına virgül atmış. Enteresan. Görüntülemelerine veya, demek ki o virgül de veya anlamında, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkan sağlayan gerçek veya tüzel kişiler olarak sosyal ağ sağlayıcı sıfatıyla tanımlanmışlar. Şimdi burada enteresan deme sebebim şu: içerik oluşturmasına, görüntülemesine veya paylaşmasına imkan sağlayan bir site sosyal ağ sağlayıcı olacak ise, öyle kabul edilecek ise, şimdi bütün internet mecrası zaten içerik görüntülemeye yarar. Şimdi o virgül de veya anlamında ise içerik oluşturmasına veya görüntülemesine veya paylaşmasına imkan sağlayan site. Şimdi oradaki görüntüleme ifadesinin ya bir şekilde tasfiye edilmesi ya da o veya ifadesinin V ile değiştirilmesi, belki hani lafzi yorum itibariyle de çekinceleri bertaraf edebilir. Ancak bu tabii konum dışında olduğu için çok girmeyeceğim sosyal medyanın teknik yasal çerçevesine. İlerletiyorum. Bakınız, veri hukuku boyutuna daha çok gelmek istiyorum. Kullanıcılar Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp gibi sosyal ağ sağlayıcıların sunduğu sosyal medya hizmetinden faydalanabilmek için öncelikle ilgili mecrada ne yaparlar? Hesap açarlar. Bu hesabı açabilmek için de sosyal ağ sağlayıcılara talep ettiği kişisel verilerin sağlanmasının yanı sıra sosyal ağ şirketinin hesabı nasıl ve ne şekilde kullanacağı, verilerin nasıl işleneceği, çerez yani cookie diye tabir edilen ve kullanıcıdan kişisel veri toplayan ek yazılımların ne şekilde kullanılacağı gibi hususlara ilişkin özel kullanım koşullarının ve veri ilkelerinin de kabul edildiğinin onaylanması gerekiyor. Yani işte o güncel örnekte olduğu gibi diyor ki size, işte hesap açmak için şu veri ilkelerimizi kabul ediniz ya da hesap açtığınız zaman bunları onaylamış olursunuz gibi, ya tümden varım ya tümden gelim ya tüme varım şekliyle bir takım veri ilkeleri ne açık rıza vermemizi öngörüyorlar. Sosyal medya hesabı açabilmemiz için uygulamada, bakınız, sosyal ağ sağlayıcılar, yani sosyal medya olarak tabir ediliyor. Aslında sosyal medya daha geniş bir kavram. Sosyal ağ dememiz lazım bu WhatsApp gibi, Twitter gibi, Facebook gibi mecralara, ama sosyal medya olarak da tabir edebiliriz geniş anlamda. Hesap açma sayfalarına koydukları, bakınız o tabiri ben tırnak içerisinde kullandım, bunlardan bir tanesinin, çünkü aynen ondan alıntı yapmış olduğum ifade diye, kaydol düğmesine tıklayarak koşullarımızı kabul etmiş olursunuz. O altı çizili yer, işte oraya tıkladığımız zaman aydınlatma metni çıkıyor. Koşullar, veri ilkeleri çıkıyor işte orada. Koşul neymiş? Hesap açmak için artık o verileri üçüncü taraf şirketlerle mi paylaşacak? Hangi verileri paylaşacak? Sağlık verisini mi alacak? Öbür türlü alışveriş alışkanlığını mı alacak? İçeriği nasıl? İşte o koşullarımızı tıkladığınız zaman ortaya çıkan aydınlatma metninin bağlı bulunduğu ilkeler veri ilkesi olarak tabir edilen şeyler. Bu minvaldeki link ve kayıtlarla kullanıcıların kişisel verilerinin işlenmesine ve buna ilişkin özel kullanım koşullarını göstermeleri gereken açık rızayı temin ettikleri görülmekte. Bu açık rızadan kasıt hangi anlamda? KVKK 5, 8, 9 maddeleri anlamındaki açık rızayı bu yolla temin etme yolunu seçiyorlarmış demek ki genel olarak. Ancak önemli belirtilmelidir ki bu rıza alınırken sosyal ağ sağlayıcının kullanıcı verilerinin işlenmesine yönelik olarak gerçekleştireceği her faaliyet bakımından ayrı ayrı aydınlatma yükümlülüğü bulunmakta. Sosyal ağ sağlayıcıların uygulamada bu aydınlatma yükümlülüğünü ise genellikle, bakın, veri ilkemizde verilerini nasıl topladığımız, kullandığımız ve paylaştığımız hakkında ve çerezler ilkemizde, yine bunları tıklayınca kademeli rıza ya da aydınlatma ekranları açılıyor. Altı çizili yerleri tıkladığımız zaman işte veri ilkemizde diye yere tıklıyoruz, veri ilkeleri çıkıyor. Çerezler yerine tıklıyoruz, ne çıkıyor? Cookie politikası çıkıyor. Bunları ve benzer teknolojileri nasıl kullandığımız hakkında bilgi alabilirsin. Minvalinde sundukları linkler ve bunlara bağlı içerikler marifetiyle yerine getirdikleri görülmektedir. Neyi? Aydınlatma yükümlülüğünü. Bu bakımdan sosyal ağ sağlayıcının örneğin sadece üye olmak amacıyla ve yalnızca bu safhaya ilişkin veri ilkelerinde belirtilmiş hususlar hakkında verilen münferit bir rızayı, buna ilişkin aydınlatma yükümlülüğünde belirtilmeyen başkaca veri işleme faaliyetlerini kullanması mümkün değildir. Toparlayarak söylüyorum. Yani sadece üye ol, kayıt ol şeklinde bir size
şu önceki slaytta gösterdiğim kaydol düğmesine tıklayarak koşullarımızı kabul etmiş olursun diyor ya. Koşullarımıza bastık. Orada yazanlar dışında ve üye olmak, kaydolmak dışında başka hiçbir amaçla o verileri kullanamaz. Eğer kullanacaksa bunlara ilişkin aydınlatma yükümlülüğünü ayrıca yerine getirmesi gerekir. Örneğin cookie politikası da varsa kaydolduktan sonra onun şu koşullarımız linkinin altında gösteriliyor olması gerek. Eğer koşullarımızda o cookie'nin de kullanılacağı belirtilmemiş, başka yerde belirtilmişse o zaman o cookie'nin kullanılması sadece kaydol düğmesine tıklamak suretiyle hukuka uygun ne olmuş olmaz, kılınmış olmaz. Söz konusu özel kullanım koşulları ve veri ilkeleri aslında bakınız medeni hukuk perspektifinden bakış diyeceğim yer burası. Bu veri ilkeleri aslında kullanıcı ile sosyal ağ sağlayıcı arasında yapılan sözleşmenin ki buna yer sağlama sözleşmesi ya da içerik sağlama sözleşmesi de denebiliyor. Genel işlem koşulu niteliğindeki hükümleri olarak nitelendirilebilir. Bakınız izleyiciler arasında hukuk öğrencisi vardır belki diye söylemek hatırlatmak istiyorum. Genel işlem koşulu ne? Bankaya gittik kredi çekilecek. Banka size diğer bütün kredi çekecek müşteriler hakkında uyguladığı matbu sayfalarca önceden hazırlanmış olduğu kredi sözleşmesini çıkartmaz mı? Herkes yani benzer koşullardaki herkes açısından ileri sürülen uygulanan sözleşme taraflarından birinin sözleşme şartları. Şimdi bu sosyal ağ sağlayıcıların veri politikaları da aslında kullanıcı ve sosyal ağ sağlayıcı arasında bir sözleşme meydana getirmiyor mu? Sizce de bu bir sözleşme. Yani şimdi siz ondan hizmet alacaksınız. Karşılığında onun ne alacağını tam bilmiyoruz. Bu konu muallak. Kestiremiyoruz. Yani verilerimizi işliyor ama yani kıymetli hocalarımızın da dediği gibi bu artık bir klişe bir şey. Ücretsizse ücretsizsinizdir zaten. Şimdi demek ki o da bizden ücret alıyor. Onun aldığı edim, karşılık edimle bizim bir takım kişisel verilerimiz. Demek ki biz o kişisel verileri vermeyi taahhüt ediyoruz. Bizim edimimiz bu. Karşılığında o bize bir hizmet sunmayı taahhüt ediyor. Bu sözleşme aslında bu. Gayet de bir borçlar hukuku sözleşmesi. Bu veri ilkeleri normal borçlar hukuku mantığıyla baktığımız zaman genel işlem koşulu niteliğinde olmuyor mu sizce de? Demek ki bunu borçlar kanununu da bu veri uyuşmazlıklarında tamamlayıcı olarak kullanabileceğimiz genel işlem koşulları olarak nitelendirebiliriz. Tabii ki özel kanun, genel kanun çerçevesinde öncelikle KVKK ve internet mevzuatı uygulanacak. Ama efendim geçerlilik, geçersizlik, butlan vesaire gibi hallerde tabii ki borçlar hukukunun da demek ki göz önünde tutulması gerekebilir. İleride de biraz daha üzerinde duracağım gibi. Bakınız ikinci paragraftan devam edeyim. Nitekim kullanıcı herhangi bir sosyal medya hesabı açarken bunları kabul ettiğinde ilgili sosyal ağ sağlayıcı ile aralarında demin de belirttiğim gibi sosyal medya kullanımına ve karşılığında verilerin işlenmesine ilişkin elektronik bir sözleşme akdetmiş oluyor. Bu tür sözleşmeler de zaten doktrininde bakın katılmalı, mesafeli, elektronik ortamda hizmet sunumuna ilişkin bazen tam bazen eksik iki taraflı sözleşme niteliğinde oldukları ifade ediyor. Yani bunu bildiğiniz baya baya bir borçlar hukuku sözleşmesi aslında. Bakınız dolayısıyla sosyal ağ sağlayıcının özel kullanım koşullarını ve veri ilkelerine aykırı davranışları borçlar hukuku anlamında aynı zamanda ne oluyor? Sözleşmeye aykırılık teşkil ediyor. Yani o veri ilkelerinde size sunduğunun aksine hareket ederse bu hem özel mevzuat itibariyle KVKK'ya hem de onda hüküm bulunmayan hallerde borçlar kanunu, medeni kanuna da aykırılık teşkil ediyor. Butlana kadar vardırabilirsiniz bunu. Yani tabii Türk hukukuna tabi somut olaylarda ve genel kanunların özel kanunlardan sonra uygulanmaları gerektiği kuralına riayet edilmek kaydıyla tamamlayıcı olarak bakın borçlar kanunu 112 ve devamı hükümleri anlamında hiç ya da kötü ifa niteliğinde de kabul edilebilir böyle bir durum. Öte yandan genel işlem koşulu niteliğindeki bu özel kullanım koşullarının ve veri ilkelerinin iç hukuka aykırı olmaları halinde ne olacaktır? Bakın bu özel kullanım koşullarının veya veri ilkelerinin taraflar arasında borç doğuran işlemler bakımından illa para borcu olarak düşünmeyin. Yani o veri ilkesine aykırı hareket etti ya da siz taahhüt ettiğiniz edime aykırı hareket ettiniz.
Ancak bu veri ilkeleri iç hukuka aykırı, emredici hükümlere aykırı. Emredici hükümlere aykırı olmaları halinde bunların kesin hükümsüz olmaları düşünülmelidir özellikle. Hükümsüz olacakları aşikardır demişim ama bu benim monografik bir çalışmamda belirttiğim kanaat olduğu için o cümle öyle kalmış. Bunu daha tabii yumuşatarak şimdi ifade etmem daha isabetli olabilir. Yani kesin hükümsüzlüğünün de düşünülmesi belki isabetli olabilir somut olaya göre. Kurul tarafından belki ya da kurum nezdinde hani tabii yönlendirmek gibi bir niyetim olmayarak söylüyorum bunu. Peki özel kullanım koşullarıyla veri işleme faaliyetlerine getirilen sorumsuzluk kayıtlarının saati nasıl tahlil edilebilir? Ya yani şundan şundan sosyal ağ sağlayıcı sorumlu olmayacaktır gibi kayıtlarda koyduklarına rastladığım için buna da kısaca değinmek istedim. Doktrinde bakın böyle kayıtların geçerliliği hususu tartışmalı gerçekten. Ancak sosyal ağ sağlayıcının veri işleme faaliyetinde kasten yahut ağır ihmaliyle neden olduğu zararlar bakımından bu tür sorumsuzluk kayıtlarından yararlanmaması gerektiği, ancak hafif ihmaliyle neden olduğu zararlar karşısında ise sorumsuzluk kayıtlarının geçerli kabul edilebileceği ifade edilmekte. Bu sonuca nasıl varılıyor? Borçlar Kanunu 21 ve 115. maddeleri birlikte değerlendirilmek suretiyle. Uzun uzadıya tabii burada ifade etmem süre bakımından mümkün değil. Ama uzunca tartışılan bir hadise. Tabii sosyal ağ sağlayıcının kusursuz sorumlu olduğu haller saklı tutulmuş. Sosyal ağ sağlayıcılar çoğu zaman bakınız yurt dışına aktardıkları kişisel verileri genellikle veri ilkelerinde açıkladıkları üzere kimlerle paylaşıyorlar? Akademisyenlerle, reklam verenlerle, iş ortaklarıyla, emniyet teşkilatlarıyla, tedarikçileriyle yahut üçüncü taraf şirketleri gibi sair kurum ya da kuruluşlarla paylaşabileceklerini deklare etmektedirler. Veri ilkelerinde bunu duyuyordu zaten. Ya ben bunu işte emniyet teşkilatlarıyla paylaşırım, sair şirketlerle, üçüncü taraf ortaklarımla paylaşırım. Hani o güncel örnekte de zaten bundan çıktı ya asıl yaygara. Ya bu üçüncü taraf şirketleriyle de paylaşacakmış. Bizim konuşmalarda gidecek mi? Birbirimize gönderdiğimiz fotoğraflar ne olacak? İşte veri ilkelerinde bunu diyor çünkü. Aslında hep diyorlardı bunu. Bunu zaten hep diyorlardı. Burada yani aslında yapılan bir şeye belki hukuki bir kılıf biçmek olabilir. Ne yaptığını bilemeyiz gerçi. O verileri nasıl işlettiklerini hala bilemiyoruz. Bundan sonra da bilemeyeceğiz. Ama tabii KVKK gibi gelişmeler, GDPR gibi gelişmeler KVKK'dan önce. Bunlar bu veri işleyenleri tabii biraz daha nizama göre hareket etme, biraz daha efendime söyleyeyim o kadar rahat hareket edememe yükümlülüğü ve mecburiyeti altına soktular. Ya benim şahsi kanaatim zaten yapa geldikleri bu paylaşım işleme faaliyetlerini bu gibi yasal gelişmeler karşısında açık rıza ile de hukuka uygun kılmak noktasında. Onun dışında uygulamalarında bir değişiklik olacağını zannetmiyorum ama tabii niyet okumak olur. Bilmiyoruz verileri nasıl işlediklerini. Şimdi iç hukuk bakımından kişisel verilerin yurt dışına aktarılma şartları bilindiği üzere KVKK 9'da düzenlenmiş. Ayrıca elektronik haberleşme kanunu madde 51.6'da da bu tip rızaların açık rıza alınmak koşuluyla yurt dışına aktarılabilecekleri, trafik ve konum verilerinin yurt dışına aktarılmasında da açık rızanın gerekliliği vurgulanmış. Sadece KVKK'da da değil, örnek kabilinde söyledim, elektronik haberleşme kanunu gibi özel mevzuatta da açık rızanın vurgulandığı hükümler mevcut. Şimdi aslında benim slaytımın odak sunumumun odak noktasına doğru yaklaşıyorum. Hatta gelmiş bile olabilirim. Bu WhatsApp meselesiyle ilgili kurumun güncel kararına burada değineceğim. Çünkü buna göre bakın KVKK 5, 6, 9'da belirtilen şartların varlığından kaynaklanan istisnalar dışında kişisel verilerin yurt dışına aktarılması yalnızca ilgili kişinin açık rızasıyla mümkündür. Bunu biliyoruz. Sosyal ağ sağlayıcılar ise buna ilişkin rızayı hesap açarken veri ilkelerimizi de kabul etmiş olursunuz minvalindeki ifadelerle temin ederek kendilerini bu yolla korumaya çalışmaktadırlar. Bunu da konuştuk. Ancak sunulan hizmetin tırnak içinde aldım bu kurul kararı. Kurulun son kararı çünkü. Ancak sunulan hizmetin açık rıza şartına bağlanmış olmasının verilen açık rızayı sakatlayabileceği, bu durumunda kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi sonucunu doğurabileceği unutulmamalıdır. Bakın kurumun 12.1.2021 tarihli kararı. Nitekim kurul daha eskiden de aslında bu yönde kararları mevcut kurulun. Yani kurumun
temayülü de bu yönde. Aynı GDPR paralelinde olduğu gibi kurulun daha önceki tarihli kararında da belirtildiği üzere, bakın, kişisel verilerin işlenmesi öncesinde veya sırasında ilgili kişilerden alınan açık rıza, veri sorumluları tarafından bir hizmetin ifası için ön şart olarak ileri sürülemez. Kurulun gayet eğilimi, temayülü açık. Bakın şurada da başka renkle bunu belirtmişim. Bu bakımdan bir hizmetin açık rıza ön şartına bağlanmış olması kural olarak açık rızayı sakatlar. Neden kural olarak? Meğer ki o hizmet zaten veri işleme faaliyeti üzerine kurulu bir hizmetse onu zaten başka türlü yürütemez ki adam, onda zaten veri işlemeye rıza gösterilmesi gerekiyor, o hizmetten niteliği gereği yararlanabilsin. Ama mecbur değilse, yani hizmet veri işleme faaliyetine şartına bağlı değilse niteliği gereği, öyle bir hizmetten faydalanmak için açık rıza ön şartına bağlanmış olması bu açık rızayı kural olarak sakatlar. Hem GDPR'ın hem de KVK kurulunun genel eğilimini teşkil eden bu prensibin iç hukuk bakımından kanuni açıklığa kavuşturulması, diğer bir deyişle kanunda açıkça ihdas edilmesi oldukça önemli görülmekte. Naçizane kanaatimce. Neden? Bu takdirde güncel WhatsApp örneğinde olduğu gibi özellikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların hizmet ön şartı olarak kullanıcılara açık rıza dikte etmelerinin önüne belki geçilebilir ya da bu yöndeki pervasızca uygulamalar zorlaştırılabilir. İşte adam bakıyor, kanuna bakıyor. Var mı böyle bir şey iç hukukunda, emredici nitelikte mi, değil mi? Belki de o yüzden bu kadar pervasızca dikte ediyor. Kanunda yazsa hizmet ön şartı olarak olmaz dediği zaman belki hani son paragrafta da değindiğim gibi, nitekim bakın anılan sosyal ağ sağlayıcının GDPR'a tabi olmayan diğer ülke kullanıcılarını bu ön şarta mecbur kılma, yani AB ülkeleriyle diğerleri arasında ayrım yapma sebeplerinden birinin de anılan prensibin ilgili iç hukuklarda kanuni açıklık kazanmamış olmasından kaynaklandığı düşünülebilir demişim. Yani GDPR'daki bu yöndeki uygulama daha net. Yani hizmet ön şartı olarak kullanamazsın diyor. Ama KVKK'da bu yönde bir açıklık olmadığı için belki adam Avrupa Birliği ve işte GDPR benzeri düzenlemesi iç hukuklarında olmayan ülkeler ayrımını o yüzden yapıyor da olabilir. Bunlar tabii ki bir görüş, bir fikir. Şimdi bu verilerin yurt dışına aktarılması hususunda sosyal ağ sağlayıcılara yeni sosyal medya yasası, bu geçtiğimiz yıl sonunda 1 Ekim 2020'de yürürlüğe giren, güncel olduğu için almışım bunu da. Yurt dışına aktarma hususunda sosyal ağ sağlayıcıya getirilen yükümlülüğe göz atalım. İlgili kanun 6. maddesiyle internet yasasına getirilen ek madde 4-5 uyarınca, bakın, Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcı Türkiye'deki kullanıcıların verilerini Türkiye'de barındırma yönünde gerekli tedbirleri alır. Şimdi bizim iç hukukumuzda yeni bir madde getirilmiş. Demek ki diyor ki Türkiye'deki kullanıcı verisini Türkiye'de bulundurma yönünde gerekli tedbirleri alacaksın diyor. Ama kanun koyucu burada dememiş ki Türkiye'deki kullanıcının verisini Türkiye'de tutacaksın. Neden böyle dememiş? Çünkü bir öncelikle bakın, dijitalleştirilmiş soyut bir kavram. Hatta teknik olarak bir elektrik sinyali olan verinin, hocam daha iyi bilir hatta işin IT boyutunu, ama bir elektrik sinyalinden bahsediyoruz herhalde çoğunlukla. Özellikle yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılar tarafından yurt dışındaki merkezlerine, sunucularına hiçbir şekilde aktarılmaksızın sadece Türkiye'de depolanması fiilen mümkün olur mu bilmiyorum. Yani dolayısıyla hükümde geçen verilerin Türkiye'de barındırılması ifadesinden Türkiye'deki kullanıcıların verilerinin depolandığı bilgisayar sistemlerinin fiziki olarak Türkiye'de bulundurulması veya en azından bu nitelikteki verilerin birer yedeklerin Türkiye'deki sunucularda da bulundurulması şeklinde anlaşılması gerektiği düşünülmektedir. Yoksa o sinyale hakim olamayız ki, yani hiç gerçekçi görünmez. Yoksa burada kastedilen Türkiye'de barındırılma kavramının verilerin KVKK 9 anlamında yurt dışına hiçbir surette aktarılmaması yönünde anlaşılması gerçekçi sonuçlar doğurmaya elverişli görülmemektedir.
Nitekim zaten burada Türkiye'deki kullanıcılarının verilerini Türkiye'de barındırma yükümlülüğü dememiş. Bu yönde gerekli tedbirleri alma yükümlülüğünden bahsetmiş zaten. Yani o yüzden bu veriler buradan çıkmayacak dememiş. Çıkmaması için gerekli tedbirleri al demiş. O gerekli tedbirler ne olabilir? Onu da yine IT alanında uzman olan hocalarımız, değerli hocalarımız daha iyi bileceklerdir. Şimdi bu veri ilkeleriyle getirilen uygulanacak hangi hukuk uygulanacak, hangi memleketin hukuku ya da milletler arası yetki şartı vesaire, buna kısaca değinmek istiyorum. Süremi aşmadım herhalde, değil mi henüz? 5 dakikam varmış. Sosyal ağ sağlayıcılar çoğu zaman kullanıcıyla aralarındaki sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıklara uygulanacak hukuka ve davanın görüleceği mahkemeye ilişkin milletler arası yetki şartlarına da özel veri ilkelerinde yer vermektedirler. Bunu biliyoruz. Yani burada bakın örnek olarak zaten aynen alıntılamışım herhalde. Çoğunlukla şirket merkezlerinin bulundukları yer hukukuna atıf yapmakta ve olası uyuşmazlıklara şayet kullanıcı Avrupa Birliği yahut Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı ise o yer hukukunun, diğer hallerde ise yer sağlayıcının şirket merkezinin bulunduğu yer hukukunun uygulanacağı. Bu Facebook'un veri ilkelerinde var. Sen Amerika Birleşik Devleti vatandaşıysan Amerikan hukukuna tabisin. Avrupa Birliği vatandaşıysan Avrupa hukukuna tabisin. Diğer ülkelerde de benim şirket merkezim neredeyse o yer hukuku. İrlanda'da herhalde. İrlanda hukukuna tabidir. Yani bu çifte standart şeyini gerçekten ben de çözemedim. Hani bir çözüm önerisi getirmeye çalıştım. İç hukuklarda bunda böyle bir açıklık getirilse olur mu olmaz mı noktasında görüşlerimiz var ama adam bir yerden şeyini bulacak yine. Burada olduğu gibi bizim hukuka tabisin diye yine getirip önüne kendi hukukunu muhtemelen dayatacaktır. Kullanıcı genel bir kabul ile bu gibi tahkim, yetki veya uygulanacak hukuk şartlarını da kabul etmiş olduğundan sosyal medya kullanımında tabi olacağı hukuku ve yetkili mahkemeyi de bu kabul ile cari kılmış olacaktır. Burada eleştirilebilecek olan husus, sosyal ağ sağlayıcıların bu tür veri ilkelerini yeterince alenileştirip alenileştirmediği hususudur. Şimdi tamam bu tip şartları dayatıyorlar hukuk şartına ama bunu yeterince alenileştirmemişse o zaman belki bir hukuka aykırılık bulunabilir mantığından hareket ediyorum. Yani yapabileceğimiz ne var? Yapabileceğimiz belki aleniyeti gerektiği gibi yerine getirmemişlerdir. Oradan hareket edebiliriz belki diye söylüyorum. Zira bu tür genel işlem koşullarının geçerliliği bunların kullanıcının rahatça bulabileceği ve öğrenebileceği şekilde alenileştirilmiş olmasına bağlıdır. Bakın KVKK 10'da zaten açık bir hüküm var bu noktada. Şimdi aslında yetki şartı da dahil olmak üzere pek çok sosyal ağın veri ilkelerinde kullanıcı aleyhinde olabilecek hususlar her ne kadar teknik anlamda alenileştirilmiş gibi görünse de bunlara erişim kayıt ana sayfasında kullanıcının rahatça ulaşabileceği şekilde gösterilmek suretiyle değil, çoğu zaman oradaki kısacık bir ifadenin içerisine yerleştirilmiş pek çok linkten ilgili olanı seçilerek, hatta ve hatta bu yolla geçilen sayfada da değil, o sayfadaki başkaca linklerin daha seçilmesiyle kademeli olarak, yani detaylı ve özel olarak gerçekleştirilen bir arama faaliyeti neticesinde ancak mümkün olabilmektedir. Tamam, kademeli rıza caizdir diyeceğiz ama nereye kadar? Bu bakımdan şayet veri ilkeleri arasında yerleştirilmiş pek mühim ve kullanıcı aleyhindeki bu gibi genel işlem koşullarına her kullanıcı tarafından rahatça değil de sadece uzman yahut en azından vasatın üzerinde tecrübeli bir kullanıcının yapacağı detaylı araştırmayla ancak erişilebiliyorsa bunların veri koruma hukukunda her ne kadar kademeli rızayı belirli şartlarla cevaz veriliyor olsa da somut olayda uygulanabilir olması kaydıyla TBK 21 son gereğince yazılmamış sayılmalarının mahkemelerce kabulü önünde herhangi bir engel bulunmadığı düşünülmektedir. Ne demek istemişim? Tamam. Bitti mi sürem? Hemen toparlıyorum. Çok affedersiniz. Kademeli rıza evet mümkündür. Kurum da cevaz veriyor, kanun da cevaz veriyor. Ama bu kademeli rıza sonsuza kadar kademelendirerek olan, yani özel bir araştırma neticesinde erişilebilecek bir kademe olmamalıdır. Yani kademenin de dozajı arttırılırsa, özel ve teknik bir aramayla ancak erişilebiliyorsa bunun artık buna cevaz verilmesi pek isabetli görülmemektedir demek istemişim. Sürem dolmuş, şuraları geçiyorum. Şu slayt ile bitiriyorum. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Saygılar sunuyorum.
Hocamıza teşekkür ediyoruz. Kendilerine günün anısına düzenlenen teşekkür belgelerini vermek üzere kurum ikinci başkanı Sayın Cabir Bilirgen'i kürsüye davet ediyorum. Hocalarımız buyurun. Çetin Hocam, Behçet Hocam, Çiçek Hocam. Programımız 15 dakikalık bir aradan sonra devam edecektir. Teşekkürler.